Duygusal Yolculuk'ta birlikteyiz sevgili seyirciler. Talha Ürler'le geçen programda Medine'yi konuşmuştuk. Bu kez yolumuz Mekke'ye düşecek ve nihayet mukaddes belde, mukaddes şehir Mekke'deyiz. Ve Talha Bey, aslında hani o yolculuk Mekke'ye vardıktan sonra neler oluyor? Mesela ihramlara bürünme meselesini falan hepsini konuşalım ama benim özellikle merak ettiğim, çünkü siz insanların mizaçları arasında bile fark var demiştiniz daha önceki sohbetimizde. Mekke ve Medine'yi şehir olarak kıyasladığınız zaman nasıl farklılıklar görüyorsunuz? Şimdi mesela insanlarla alakalı farklılıklar var, coğrafya alakalı farklılıklar var. Mekke coğrafya olarak dağlık bir bölge. Kabe'nin etrafı tamamen böyle dağlarla çevrili, haşim bir coğrafya aslında. Medine buna göre değil, daha bir naif. O kayalık alanlar etrafını çevirse de dağ gibi değil yani, sadece yatık bir alan. Medine'de hurma bahçeleri çoktur, tarım daha fazla yapılır. Tarıma yatkın insanlar. Mekkeliler ticaretle uğraşırlar, tüccardırlar. Şam'a giderler, ne bileyim Antakya'ya giderler. Medineliler daha çok toprakla uğraşan insanlardır. Hatta bu coğrafya herhalde onların fıtratlarına da yansımış. Mekke insanı biraz daha serttir, haşindir. Medine insanı çok daha müşfiktir, halim selimdir. Mesela Medine'de çok rahat sizi sokakta gören bir insan evine davet edip yedirme, içirme, bizim Anadolu köylülerimiz, insanlarımız gibi bunu yapabilecekken, biz onlara ensar diyoruz. O ensarın, Medineli Müslüman sahabenin Mekke'den gelen muhaciri kucaklamasını, örneklerini, uzantılarını bugün görüyorsunuz Medine'de. Ama Mekke'de mesela Medine'ye göre o misafirperverliği daha zayıf görebilirsiniz. Siz hani Necip Fazıl'dan bahsetmiştiniz ya, haç hatıraları. İşte o haşin ve kayalık coğrafya ile ilgili olarak hatıralarında ne yazdığını okuyalım. Allah-u Teala Mekke civarını tamamen kayalık bir halde yaratarak buraya gelenlerin gönüllerini çevredeki hiçbir şeye kaptırmadan sadece kendisine yöneltmelerini istemiş diye bir yorum yapmış. Çok, evet, ilginçtir. Evet, ilginç bir yorum. Şimdi sabah işte Medine'den ayrılıyorsunuz, hani sanki umre yapılıyormuşçasına anlatalım demiştik ya. İhramlara bürünülüyor, öyle ayrılınıyor ve bu özellikle yapılıyor. Bir anlamı var. Tabii. Neden ihram? Şimdi Mekke'ye girecek bir kişinin önce tabii umre yapması lazım. Ve bunu yapması için de şehrin belli bir sınırı vardır. O mikat sınırlarının dışından şehre girmesi lazım. Hatta Mekke'nin içine bulunan bir insan bile ikinci bir umre yapmak istiyorsa yine şehrin dışına çıkar, bir daha girer. O sınırdan giriyorsunuz, sanki yeniden böyle bir temizlenir gibi giriyorsunuz. Bir başlangıç yapıyorsunuz. O başlangıç taşı olmuş oluyor onlar. Bunu yapmak gerekiyor. E zaten Medine'den Mekke'ye giriyoruz. O zaman bari ihrama bürünelim, niyet edelim, o şekilde girelim denilir. Onun için önce Medine'deki Mikat Mescidi'ne gidilir. İki rekat namaz kılınır, niyet edilir ve oradan arabaya binilir ve zaten o arabalarla Mikat sınırı geçilerek Mekke'ye girildiği için harem sınırları içerisine, böylece otomatikman o umrenin şartı olan dışarıdan girme meselesi de yerine getirilmiş olunur. Tabi ihramın kendine göre hususiyetleri var. Yani insanın vefat ettiğinde kefenlenmesi gibi dünyaya ait bütün yüklerden sıyrılıyorsunuz. Dikizsiz bir beze bürünüyorsunuz şehre. O şekilde girmiş oluyorsunuz. Kendinizi tamamen o mahşer yerindeki ortama hazırlıyorsunuz. Medine'yi anlatırken Mescid-i Nebevi'de o işte yeşil kubbeyi görmek için herkes bir heyecanlanır falan demiştiniz. Ama zannediyorum heyecanın zirve noktası Kabe'yi görmek için yaşanıyor. Hep onu yaptırıyoruz zaten gruplara. Mesela yeni gelenler olduğu zaman, şimdi Mescid-i Haram kocaman, devasa bir yapı. Kabe ortasında, dışarıdan gözükmüyor. Mescid-i Haram'ın bir sürü kapısı var. O kapılardan birinden grupla giriyoruz. Sonra işte gruptaki özellikle ilk kez gelenlere onu söylüyoruz. Herkes gözünü kapatsın. Niye? Çünkü yürürken aradan görecek Kabe'yi. Aradan görmesini istemiyoruz. Öyle bir yere gidelim, oradan gözünü bir açsın, bütün haşmetiyle Kabe gözüksün. Diyoruz ki hani gözünüzü kapatın da denmez yürüyen insana, da yere doğru bakın diyoruz. Bakmayın. Herkes bunu dinliyor ama. Herkes, ben de mesela ilk gittiğinde ben de yaptım onu. Hep böyle yere bakarak. Bir de şunu diyoruz. Herkes yapacağı duayı kafasında bir hazır etsin. Çünkü Kabe'yi ilk kez görülerek yapılan dua kabul oluyor, biliyorsunuz. Peygamberimizin sözü. Hatta Ebu Hanife Hazretleri'nin de vardır duası, böyle meşhur. Yani ilk kez gördüğünüzde yaptığınız dua. Yani o dua özel olmalı. Herkes o yapacağı duayı düşünüyor. Yürüyor yürüyor. Tabii grubu takip ediyor. Siz en öndesiniz. Bir yere geliyoruz. Artık Kabe ayan beyan ortada ama herkesin yüzü yerde.
Şimdi bakın diyoruz. Ne oluyor? Millet nasıl gözyaşı döküyor. Baktıkları anda herkes böyle, o an tutamazsınız. Ya 1000 kere 10 bin kere Kabe resmi de görseniz, videolardan da izleseniz o başka bir şey. Yani kübik bir yapı, siyah bir örtüyle örtülü bir yapı insanı bu kadar mı etkiler? O başka bir şey. Ve başlıyor insanlar böyle gözyaşı dökmeye. Artık ondan sonra rehberlik falan yok artık. İnsanları kendi haline bırakıyoruz. Bir 5 dakika 10 dakika herkes duasını yapıyor. Toparlanıyor, kendine geliyor. Ondan sonra artık bizim tavaf yapmamız lazım. Tavafa başlıyoruz. 7 defa dönüyoruz. Yani her bir dönüşe bir şaft diyoruz. 7 defa dönüyoruz. Sonra 2 rekat namazımızı kılıyoruz. Peygamberimizin dediği gibi. Arkasından say yapıyoruz. Say çok yorucu tabii. 2 tepe arasında Hazreti Hacer'in yaptığı gibi 7 kere gidip geliyoruz. Say yapılıyor. Sonra saçımızın ucundan bir kısmını kesiyoruz. İşte bakın bu hep bu. Hani bir başlangıç yaptık geldik ya. Temizlendik. Temizlendikten sonra vücudumuzdan bir parçayı atarak hani sanki o temizlenmenin son safhası olmuş oluyor. Bana ait üzerimde kir, sıkıntı ne varsa onu da attım ve pırıl pırıl bir başlangıç. Umre bir başlangıçtır aslında. Bundan önce yaptıklarımı, yaptığım bir takım hata, kusur ve sıkıntıları bir daha yapmayacağım deyip temiz bir sayfa açıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Yani orada o 7 gün 10 gün ne kadar kalıyorsanız kendinizi öyle bir dolduruyorsunuz ve o dolmuşlukla beraber hayata yeniden başlıyorsunuz. Tabii. Bu tarz bir başlangıç. Peki siz şunu hissediyor musunuz? Hani yeni bir başlangıç dediniz. Siz çünkü birçok insanın oraya gidişine ve dönüşüne şahitlik ettiniz. Böyle halinde, ruhunda bir değişiklik oluyor mu? Gözlemliyor musunuz onu? Kesinlikle oluyor. Çünkü insanlar zaten gönüllerinde, kalplerinde umreye gidişi bu anlamda bir temizlenme mekanı ve safhası olarak düşünüyorlar. Herkeste bu var. İnsanlar hep şunu diyorlar. Bu gittiğim umre, bu ziyaret benim hayatımda bir miat olacak. Bir böyle bir dönüm noktası olacak. Yani hiçbir zaman öncesi gibi olmayacak. Hep gidiş dönüşün bir artısı olacak. Yani onu tetikleyen bir artı olacak. Bundan dolayı herkes de bunu görmüşümdür ben yani. Mesela bir adam vardı sigara kullanıyordur. Gidiyorum dönüşte bir daha içmeyeceğim. Hmm. O hemen bir başlangıç. Bir şeye olacak. Niyet ediyor ondan bir şeye sonra. Niyet ediyor, ondan sonra ona başlıyor yani. Evet. Bu yaptığımdan sonra temiz bir sayfa hayatımda. Diyelim ben namaz kılıyorum ama işte ara ara aksatıyorum. Bu dönüşümden sonra çünkü oraya gittiğiniz zaman zaten 5 vakit kılıyorsunuz. Yani ister isterseniz o ortam, o mekan, o hava size bunu yaptırıyor. Dönüşte artık bundan sonra hiç aksatmayacağım. Yani insanlar hep böyle bir söz verir. Hmm. Bundan sonra çevremdekilerin hiç kalbini kırmayacağım. Bir de genelde gidenlerin sonra tekrar bir daha gitsem, bir daha gitsem. Hani hep bu vardır dilinde. Tekrar var. Gitmeyi arzu ederler. Özlem, ben onu gözlemledim. Özlem duyuluyor oraya. İnsan orayı özlüyor. Çünkü oradaki havayı sonra kaybediyorsunuz tabii ki. Orası başka. Orası Allah-u Teala'nın kendisine ayırdığı bir toprak parçası. Bundan dolayı özel. İnsanlar alttan tavaf ediyor. Melekler üstten tavaf ediyor. Mesela Kabe'yi tavaf ediyorsunuz. Tavaf bitiyor, say bitiyor. Bir köşede oturuyorsunuz. Mesela dünyada namaz kılarken karşılara bakmak namazı bozar normalde. Ben ilahiyatçı değilim. Sorup öğrendiğimi anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir tarihçi olarak ahkam kesmek istemem bilmediğim bir konuda. Ama Kabe'ye namaz kılarken karşıda Kabe var. Kabe'nin avlusundasınız. Başınızı kaldırıp Kabe'ye doğru namaz kılabiliyorsunuz. Kabe'ye bakmak sevap. Namazda başınızı kaldırıp Kabe'ye baktığınız zaman namazınız bozulmuyor mesela. Ve ona bakmanın ayrı bir keyfi var. Orada saatlerce bakıyorsun ona. Hiç doyma yok yani, bıkma yok. Öyle bir hadis. Ve bakmak da sevap. Hadis-i şerif var. Peki Kabe'ye bakmanın da bir ayrı bir sebebi var. Peki orada mesela Kur'an-ı Kerim hani 24 saat okunuyor mu? Nasıl yani, yüksek sesle o şekilde bir okuma mı var, yoksa normal hani bildiğimiz namaz vakitlerinde mi oluyor? Hani bir farklılık görüyor muyuz? Oranın en büyük farklılığı şu. 24 saat tavaf devam ediyor. Hı. Hiç durmuyor. Bakın görüyorsunuz, insanlar durmadan dönüyor, durmadan dönüyor. Hiç durmuyor. Yani aklınıza gelebilecek en sıkıntılı anda bile Kabe'de hep tavaf var. Zaten bu hadise kainatın yaratılışında olan bir hadise. İşte bakıyorsun hücre çekirdeğine proton, nötron dönüyor. Dünyaya bakıyorsun güneşin etrafında dönüyor. Yani zerrelerden kürelere kadar her şey birbirinin etrafında dönüyor. Sen de kainatın bu akışına kendini kaptırıyorsun. Allah'ın büyüklüğünü görüyorsun. Diyorsun ki sivrisineğin gözünü yaratanla gökyüzündeki bu dev küreyi, güneş yaratan aynıdır diyorsun. Ve kaptırıyorsun kendini. Oradaki fertlerden bir fert, zerrelerden bir zerre oluyorsun. Kendi küçüklüğünü, yaratıcının büyüklüğünü görüyorsun. Ve orada işte bu dolanmayla beraber arınıyorsun, temizleniyorsun artık. Kendine bir hiç olduğunu görüyorsun. Bunu niye sordum? Sanki şöyle bir şey okumuştum. Saat 3 gibi bir
namaz okunurmuş da derlermiş işte, aa sabah namazı vakti mi geldi filan. Sonra hayır öyle değil, hani Hazreti Peygamber'in kıldığı teheccüd, bir... Teheccüd ezanı. Ha, ezan. Tabii mesela Türkiye'de yoktur o, orada var. Mesela gidiyorsunuz saat gece 3, ezan okunuyor. İlk kez gidenler ya bir sabah namazı vakti değil bu ne falan diyorlar, teheccüd ezanı. Yani insanlar orada... Geceleyenler de oluyor mesela. Orada yani gidiyorsun. Altı vakit mi o zaman oluyor? Teheccüd namazı cemaatle kılınan bir namaz değil ama o ezan okunuyor ki insanlara teheccüd ibadette hatırlatılmış oluyor. Her zaman her bu oluyor değil mi bu ezan? Her gece. İşte onun saati vardı. Üçtür, dörttür. O okunur, teheccüd namazı oldu, insanlara hatırlatılır. Ama orada 24 saat süren bir hayat var. Yani bizdeki gibi ya akşam oldu hadi gidip yatalım, otele gidelim. Böyle bir şey olmuyor. Gece oradasın, gündüz oradasın. Her an, her daim bu tavaf devam ettiği için fırsat bulduğun her an zaten oradasın sen. Bunun arasında hadi bir yemeğe gideyim diyorsun. Gidiyorsun otele, yemeğini yiyip hemen yine buraya geliyorsun. Hatta burada geceleyenler oluyor. Ya otele gidip de ne yapacağım diyen oluyor insanlar. Madem buradayım diyor, burada geceleyeyim diyor mesela. Orada geceliyorsun. Orada hani bir saat iki saat kırılıp uyuyup hemen tekrar kalkıp zemzemle abdestini alıp, zemzem zaten her yerde. Ondan sonra Kabe'nin avlusunda. Çünkü neden bunu yapıyoruz? Burası ticaretin yapılacağı en güzel yer. Manevi ticaret. Her bir ibadetiniz 100.000'le çarpılıyor. Diyelim burada bir namaz kıldın Türkiye'de, sabah namazı, bir kere sabah namazı kılmış oluyorsun. Orada bir sabah namazını burada kıldın mı 100.000 sabah namazı kılmış oluyorsun. Dediniz ya işte zemzemle hani abdest alınıyor falan. Düşünsenize hani Türkiye'den gidenler orada bir belki şişeye falan dolduruyor. Buraya geldiği zaman küçük küçük orada zemzemle abdest alınıyor. Zemzemle abdest alıyorsunuz, yüzlerinizi yıkıyorsunuz falan o derece. Mesela şimdi çok rahatız. Neden? Zemzemi kullanmak şimdi çok kolay. Musluklar var, özel bidonlar var. Soğuk zemzem bidonu, ılık zemzem bidonu. Tek kullanımlık bardaklar. Yani hem çeşmeden zemzem akıyor istediğiniz gibi. Yüzünüzü gözünüzü yıkıyorsunuz. İsterseniz de bardaktan içiyorsunuz. Eskiden çok zordu. Eskiden sadece Kabe'nin avlusunda bir zemzem şadırvanı varmış. O şadırvanın fotoğrafları falan elimizde var. Kitapta da vardır onun resmi. Sonra millet gidiyor yazık o bidonlarıyla doldurmaya çalışıyor. Hatta Konya'nın Sahip Ata Camii'nin eski imamı, şimdi çok emekli ve bir hayli yaşlı, 80 küsur yaşlarında. Ben ona röportaj yapmıştım, kıymetli hocamız Ali Hoca. O anlatmıştı, 17 yaşındayken hacca gitmiş o. Şimdi 87 yaşında. Yani 70 sene öncesinin haccını biliyor. Bana 70 sene öncesini anlattı. 70 sene evvel hac şöyleydi, böyleydi diyecek insan bulamazsınız sokakta. Çünkü giden insanlar 30'unda, 40'ında, 50'sine gitmiştir. 30 sene öncesini biliyordur. O 70 sene öncesini biliyor mesela. Çok da genç gittiği için. Eskiden bir de genç gitme yoktu biliyorsunuz. Hep yaşlı giderdi insanlar. Genç gitmenin de avantajını kullanmış. Tabii diyordu, bana anlattı. Ben tabii genç olunca bütün yaşlılar evladım bize zemzem dolduruver diye ibrikleri, uzun bakır ibrikler var. İbrik. Onları veriyorlardı. Bana diyordu. Ben de gidiyordum diyordu. Kuyu var. Kuyunun başında 3 tane Arap, 3 tane makara. Hepsi çekiyorlar. Çekiyor şimdi o plastik şeyi. Dolduracak. 20 tane 30 tane adam ibrik uzatıyor. Bana doldur, bana doldur. İzdiham. O izdihamda bazen diyor onu çeken Arap kızardı diyor. O çekmiş olduğu kovayı doldururken millet izdiham yapınca o kovayı şar diye üzerimize bir dökerdi diyor. Nasıl sevinirdik diyor. Zemzemle banyo yapıyorsun. Yoksa zorla doldurduğun ibriği millet başına dökmeye çekinir yani. Onu idareli kullanman gerekiyor. Çok mutlu olurduk diyor. Doğru. Hani ben dedim ya orada Kur'an okunur mu 24 saat diye. Niye soruyorum? Hani Kabe'nin mutlaka herkes hani tavaf ederken okuyor da. Acaba hani Kabe'nin yanında özel bir görevliler ya da Kabe'nin içinde 24 saat Kur'an okuma gibi bir uygulama, öyle bir şey var Hayır, mı? Hayır, bizim bu mukaddes emanetlerde olduğu gibi özel şöyle bir ekip 24 saat Kur'an okusun diye bir şey yok. Ama o an orada her an tavaf devam etti ve tavafta zaten devamlı dua edildi ve Kur'an'dan ayetlerde okunduğu için bu dediğiniz zaten bir şekilde hayata geçmiş oluyor. Orada hem zaten insanlar tavaf ediyor hem de yukarıda melekler, yani peygamberimizin anlatımıyla biliyoruz. Zaten orada tuhaf şeyler oluyor. Mesela oturuyorsunuz orada siz ibadetinizde, bakıyorsunuz hayatınızda görmediğiniz bir kuş geliyor mesela. Konuyor o tepeye. Diyorsun Allah'ım bu çölde yaşayan bir kuş değil. Bu coğrafyanın, bu coğrafyaya ait bir şey değil diyorsunuz. Geliyor orada saatlerce duruyor, tepede geziyor, bir şeyler oluyor. Farklı durumlar oluyor. Zaten internette gezen videolar da vardır zaten öyle değişik. Evet tabii de internetin videosuna ne kadar olduğuna güvenir o ayrı. Ama siz orada mesela bakın ben birebir yaşadım adı. Biz tarihçiler birinci el kaynağa önem veririz. Çok kıymet verdiğim bir zat, bizim Necati Hoca'dan mesela dinlemişimdir. Onun gibi kaç kişiden dinlemişimdir. Oturursunuz içinizden bir şey geçer mesela. Orada mesela Araplar çok rahattır. Adam ayağını uzatır Kabe'ye doğru yatar. Biz mesela İslamiyet'i
doğudan peygamberimizin soyundan aldığımız için, Ehl-i Beyt'ten direkt öğrendiğimiz için bizim Müslümanlığımız çok farklıdır mesela. Biz Kur'an'ı belden aşağı tutmayız, namazı sünnetleriyle kılarız, namazdan sonra tesbih çekeriz. Oradaki birçok kişi yapmaz bunları. İçinden geçer, ya bu adam niye böyle yapıyor dersin. Sonra pat diye biri gelir size, içinizden geçenleri okur gibi size bir cümlede bulunur. Bunları çok yaşayan insan vardır mesela. Çok harika. Bir o Arapların o tavrı tarzı zaten enteresan. Eskiden Kabe'den yüksek bina yapılmazmış. Şimdi hep onu söylüyorum. Gerçekten canavarlar var değil mi çevresinde? Hani öyle baktığınızda çok büyük değiller mi? Binaları mı? Evet. Ne yazık ki. Bir bakar mısınız? Çok büyük değiller mi? Şimdi daha da büyükleri yapılıyor tabii ki. Yani o binalar... Ay hele en soldaki neydi öyle? Şuna bakar mısınız? Bu nedir Allah aşkına? Evet, ne yazık ki. Yani bunu benim sanat tarihi hocam gördüğünde şunu demişti. Yani hatta sizin programınızda söylemişti galiba. Ben de ekrandan izledim. Selçuk Münay mı? Selçuk kim dedi? Bey. Hı. Şu manzarayı gördü. Sizin programınızdaydı. Hiç unutmuyorum. Ben de ekrandan izledim. Manhattan'da futbol sahası gibi kalmış dedi. Mescid-i Haram. Çok üzücü. Evet. Manhattan'da yani. Yazık. Gökdelenlerin arasında. Doğru. Yani ifade keşke orijinal tarihi Kabe orijinal haliyle kalabilseydi. Ve hatta maalesef bazı hatıralara da çok nasıl söyleyeyim saygı duyulmamış diyeceğim. Hazreti Ebu Bekir'in evi miydi o? Hani dördüncü katına bir mescit yapmışlar da ismini vermişler ama evin yerinde rezidans mı var? 1960'larda tabii. 1960'lara kadar ahşap, kerpiç Mescid-i Ebu Bekir adıyla yaşamaya devam etmekteydi. Normalde bakın hadise şudur. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izini çok iyi sürmüş. Peygamberimiz şurada oturdu, burada kalktı, burada şu Kur'an ayeti nazil oldu, şu kuyudan abdest aldı. Tek tek bu hatıralar saklanmış. Sahabe buraları korumuş. Ardından gelen tabi'in de o mübarek izlerin üzerine birer hatıra mescit yaptırmış. Araştırmalarımıza göre Mekke ve Medine civarında 1000 civarında hatıra mescit vardır. 1000'e yakın hatıra mescit. Neler neler. Bunlar hep böyle bir şekilde yaşanmış, yani muhafaza edilmiş. Ama sonradan bunlar tabii birer birer peyderpey ortadan kaldırılınca tabii o hatıraları da haliyle unutuyoruz. Peki Kabe'nin yine tarihçesine dönelim. Hazreti Adem zamanında yapıldığını biliyoruz ama sonrasında birçok kez tamirlerden geçiyor. Hatta yeniden inşa ediliyor. Evet. Rivayetlere göre tam 9 kere yenileniyor. Nuh tufanıyla yıkılıyor. Kabe'nin ilk yıkılışı Nuh tufanıyla oluyor. Hazreti Adem'in Kabe'si bu yıkılan. Hazreti İbrahim Kabe'yi ikinci kez inşa ediyor. Hazreti İbrahim'den sonra tabii defalarca yenileniyor. En önemli yenilemelerden bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in gençlik yıllarında oluyor. Kureyş, Kabe'nin maddi binası iyice eskimiş. Hatta bunu yenileme işini Halid bin Velid Hazretleri'nin dedesi vardır, Muire. Diyor ki Kabe'nin duvarları çok eskidi, yenileyelim diyor. Taş taş sökülecek, yeni inşaat malzemesi de yenilenecek. Herkes çekiliyor, yapamayız diyorlar. Niye? Daha dün yeni Ebre fil ordularıyla geldi, başa neler geldi? Biz de yıkmaya kalkarsak aynı felaket bize de olmasın. Muire diyor ki ya bizim niyetimiz yok etmek için yıkmak değil, tamir için yıkmak. Yine de kimse yanaşmayınca yazık tek başına iniyor, başlıyor tek başına taşları sökmeye. Aradan birkaç gün geçiyor, bakıyor insanlar bir şey olmuyor. Birer ikişer geliyorlar yardıma ve sonra indiriliyor, yeniden inşa ediliyor. Bu çok önemlidir. Hatta bu inşaatta Hacer-ül Esved'i tekrar yerine koyacakken aralarına ihtilaf çıkınca insanların diyorlar ki şimdi kapıdan kim girerse ilk giren kişi hakem olsun diyorlar. Bir bakıyorlar Peygamber Efendimiz giriyor. Çok mutlu oluyor hepsi. Çünkü gerçekten çok adaletli bir kişi. Ona diyorlar peygamberimize işte malum bir böyle örtü serdiriyor. Hacer-ül Esved'i koyduruyor. Her kabileden bir kişi ucundan tutup kaldırıyor. Efendimiz de kalkıp eliyle yerine yerleştiriyor. Ve kimse buna itiraz etmiyor. Bu inşaat çok önemlidir ama bu inşaatta bir detay var. Kabe küçültülmüştür. O günlerde Kızıldeniz'de bir gemi karaya vurmuş. Onun enkazını satın alıyorlar, kullanıyorlar. Ama yetmiyor. Yetmeyince Kabe'yi olduğundan küçük yapıyorlar. Küçük yapınca o mukaddes alanın bir kısmı dışarıda kalıyor. O dışarıda kalan kısım kaybolmasın diye bir avlu duvarıyla çeviriyorlar. İşte biz oraya Hicri İsmail diyoruz. Orada dikkat edin Kabe'yi görüyorsunuz. Hicri İsmail'i de görüyorsunuz. Minicik bir yer. Onun içinde iki tane kabir gözükür orada. Siyah. O kabirler Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'in kabirleri. Yani oraya defnedilmişler. Kabe'nin içinden sayıldığı için oraya biz hatim bölgesi diyoruz. Evet. Peki Kabe'nin içinde şu anda ne var? Üç tane ahşap sütun var. Bu sütunlar Hazreti Ebu Bekir'in torunu Abdullah İbni Zübeyir Hazretlerinden kalma.
Yani onun döneminde oraya şu konmuş hal sütunlar. Mi? Evet, en son. Aynen bu şekilde. Bu gördüğünüz sütunlar normalde Kabe'ye yüzyıllar sonra dam yapıldı. İlk yapılan Kabe'de dam falan yok. Hı. Sadece dört duvar var. Çünkü bu dört duvar şu demek. Hani bir tarlamız, bahçemiz olduğunda ne yaparız? Bize ait olduğunu çeviriz. Göstermek için çeviririz çitlerle, duvarlarla. Allah-u Teala'nın yeryüzünde kendisine ayırdığı tek toprak parçası Kabe'nin kapladığı alan olduğu için burasını dört duvarla çevirmişler Hazreti Adem'den itibaren. Ama yüzyıllar boyunca yağan yağmurlar, içine dolan sel suları, maddi insan yapısı dört duvara zarar verdiği için sonradan üzeri bir duvarla, üzeri bir tavanla örtülmüş. Hı hı. Yani Beytullah dememiz eve benzediği için değil, Allah'ın kendisine ayırdığı toprak parçası olduğu için. Peki kimler girebiliyor içeri? Tabii bugün burası krallıkla yönetildiği için öncelikle protokol giriyor buraya. Protokol, kral ailesi buraya girebiliyor. Ne yapıyorlar, namaz mı kılıyorlar orada? Buraya giriyorlar, burada namaz kılıyorlar. Tabii burada namaz kılmanın şu güzelliği var. Kıble, kıble her yer. Her yer. İstediğiniz yere dönüp namaz kılabiliyorsunuz. Çünkü artık kıblenin içerisindesiniz siz. Böyle bir özelliği var buranın. Normalde o dam yapıldığında yüzyıllar sonra altı sütuna taşınan bir dam yapılmış. 3-3. Hazreti Ebubekir'in torunu o Emeviler döneminde Haccac'ın Mekke kuşatması sırasında Kabe zarar gördüğü için mancınık taşlarıyla Kabe'yi tamir ediyor. Ve tamir ederken altı sütunu 3 sütuna taşınır bir sistem haline getiriyor. İşte bu 3 sütun o dönemde buraya konulmuş. Hatta bir tanesi yenilenmiştir. Çok eskidiği için o yenilenmiş olan orijinal eski sütun bugün Mekke Müzesi'nde sergilenmektedir. Peki muhafız var mı kapıda? Yani polis biri var mı insanlar içeri girmesin diye? Kapının kenarında genelde Hacer-ül Esvet'in başına bekleyen muhafız var. Bir de bunun dışında tabii herhangi bir güvenlik anlamında birçok görevli oralarda dolaşabiliyorlar. Kabe'nin böyle bir özelliği var. Tabii bugün Kabe'nin içine bizim girmemiz zor olacağında ne oluyor? Burada Hicri İsmail'e o avulda namaz kılmamız da Kabe'nin içine kılmak yerine geçiyor. Güzel. Hacer-ül Esvet demiştiniz. Mukaddes taş ama zamanında maalesef parçalanıyor. Evet. Cennetten gelen mübarek bir taş. Adı üzerinde. Yani Hacer-ül Esvet. Yani siyah taş. Başta siyah değilmiş. Hazreti İbrahim'le beraber başlıyor Hacer-ül Esvet'in hikayesi. Aslında Hazreti Adem'e kadar dayandığını düşünüyoruz. Hacer-ül Esvet'in. Evet. Bazı bu konunun uzmanları şöyle diyorlar. Hacer-ül Esvet belki de şimdi cennetten gelen taş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda hemfikiriz. Ne zaman geldi ama? Bazıları diyorlar ki belki de bu taş Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile beraber yeryüzüne indirildi. Hani Hazreti Adem ve Hazreti Havva yeryüzüne cennetten geldiler biliyorsunuz. Hı hı. Bu imtihan dünyasına. Belki de onlarla beraber geldi. Belki de onlara o yol gösterdi. Ve ondan sonra tabii hepsi bir yere düştüler dünyada. Hacer-ül Esvet bir yere düştü. Hazreti Adem bir yere, Hazreti Havva bir yere indiler. Ve Hazreti Adem ile Hazreti Havva Arafat'ta buluşup birbirlerini buldular. Hacer-ül Esvet nereye düştü? Hacer-ül Esvet'in düştüğü yeri bilmiyoruz ama bulunduğu yeri biliyoruz. Belki düştüğü yer o bulunduğu yer. Hazreti İbrahim Kabe'yi ikinci kez inşa ettiğinde diyor ki oğlu Hazreti İsmail bir taş bulalım diyor. Özel bir taş olsun bu. Bunu Kabe'nin köşesine koyalım ki çünkü tavaf edilecek. İşaretli bir köşe olmalı ki tam döndüğünü anlasın millet. Yoksa karıştıracak, dört tane köşe var. Oğlunu gönderiyor. Kendisi de bakınırken Ebu Kubeys diye bir tepe vardır. Kabe'nin hemen karşısında. Ebu Kubeys'ten Hazreti İbrahim'in gözüne böyle bir ışık çarpıyor. Bir şey, parlak bir şey var orada. Hazreti İbrahim oğlu daha dönmeden geliyor bir bakıyor. Ah parlak bir taş, bembeyaz. Hiç bildiğiniz normal taşlara benzemeyen bir şey. Tamam diyor, taş bu taş diyor. Alıyor. Hatta oğlu geldiğine bakıyor, baba bulmuş taşı. Ve onu oraya koyuyorlar. Peki parçalanan parçaları işte neyse bir araya topladığınızda aşağı yukarı ne kadarlık bir taştan bahsediyor? Şöyle bir taş. Evet, en fazla ya da böyle. Yani en fazla tuttuğunuz o elinizdeki kitabın alanını kaplar en fazla. O kadar. Yani şimdi şu gördüğümüz siyah bölümün tamamı Hacer-ül Esvet değil bugün. Hmm. O siyah bölümün içinde 8 parça halinde yani duruyor. Çünkü birçok kez suikasta uğradı, kırıldı, parçaladı. Bir ara karmatiler bunu çalıp Yemen'e falan kaçırıyorlar. Getiriliyor. O parçalar siyah bir dolgu maddesi içinde 8 parça halinde içerisine sokuşturulmuş olarak duruyor. Ama birer yüzü, zaten kitapta da var bakın o gördüğünüz bölüm. Evet. İşte şu şekilde. Birer yüzü dışarıya bakmış oluyor. Yani dokunduğumuz zaman biz Hacer-ül Esvet'e dokunmuş oluyoruz. Peki İstanbul'a da geliyor değil mi? Doğru. Bir de
iyice minikleri kalmış. O kırılma sırasında iyice küçükler. Hani onları oraya yapıştırınca hepten gözden kaybolacak olanları yapıştıramamışlar. Onları ayrıca saklamışlar. Hmm. Onlar muhtemelen Yavuz Sultan Selim döneminde mukaddes emanetlerle İstanbul'a getiriliyor. Kanuni'nin vefatında en büyük parça el ayası kadardır o. Fes şeklindedir. O parçayı Kanuni'nin türbesinin tam kapısının üzerine koyuyorlar. Diğer dört tırnak kadar olan parçada Sokulu Mehmet Paşa'nın Kadırga Sokulu Camii'nde değerlendiriliyor. Güzel. İşte Sokulu Mehmet Paşa'nın Kadırga Camii, Kanuni'nin türbesindeki parçalar nasıl olup da buralara geldi? Muhtemeldir ki sizin söylediğiniz gibi Yavuz Sultan Selim'le birlikte geliyor. Peki madem işte Kanuni dedik, bahsettik. Elbette hanedanın oraya çok büyük hayırları var ve söz konusu olan Mekke olunca mukaddes şehir, elbette orada Osmanlı izleri mevcuttur. Değil mi? Çok. Neler var? Yani eskiden yeniye çok fazla şey var. Mesela bugün Mekke'de bir müze var. Bir 10 sene kadar evvel açıldı o müze. Mesela o müzeye gittiğiniz zaman oradaki yönetimin koruduğu, muhafaza ettiği bir takım emanetler de var. Bir kare daha açıldığında evet bakın o emanetler gelecek bunlar. İkinci Abdülhamit'in yaptırdığı Kabe anahtarı, Dördüncü Mehmet'in Mescid-ül Haram'da bulunan tamir kitabesi, Abbas halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un Metaf'ta yaptırdığı tamir kitabesi ve Üçüncü Murat'ın Mescid-ül Haram'a ait tamir kitabesi. Zaten birer birer de şimdi ekrana gelecekler. Tabii. Mesela bir sayfa sonunda daha fazlası var orada. Hmm. Yani baktığınız zaman çok ilginçtir. 4. Murat'ın Kabe kapısından ne bileyim Kanuni'nin yaptırdığı rampa, şu gördüğünüz rampa mesela Kanuni'nin Kabe'ye girmek için yapılmış olan merdivendir. Çünkü Kabe'nin kapısı yerden biraz yüksek ya. Sultan Abdülmecid'in hediye ettiği saatler, ne bileyim bir takım alemler, Kazasker'in ünlü hatta olan birinci, şu mesela en altta gördüğünüz kemer var, bir kapı kemeri. Evet. O birinci Abdülhamit Han'ın Kabe'nin avlusuna yaptırmış olduğu zemzem şadırvanına ait alınlık taşlarıdır mesela. Ne kadar güzel. Korunmuş. Bir de bir maket var Topkapı Sarayı'nda. O maket tabii kendi gidemiyor, göremiyor değil mi padişah? Sultan Abdülmecid Mescid-i Nebevi'yi son kez tamir ettirdiğinde hani fotoğraf makinesi daha icat olmamış, kendisi de göremiyor. Bari bir maketini yapın getirin onu göreyim diyor. İşte o maket onun üzerine yapılıyor, getiriliyor ve Sultan Abdülmecid onu görmüş oluyor. Şimdi biz buradan baktığımızda Sultan Abdülmecid hem son derece modern bir Osmanlı padişahı hem de bir o kadar da dindar bir Osmanlı padişahı. İstanbul'da Ortaköy Küçük Mecidiye Teşvikiye camilerini yaptırırken Mekke ve Medine'de elinin değmediği yer kalmamış neredeyse. Mesela Mekke deyince Hürrem Sultan'ın Mekke Haseke Külliyesi gelir. Hmm. Mekke'ye de bir külliye yaptırmış. İstanbul Haseke'deki cami, medrese, hastane üçlüsü aynısı Mekke'de yapılmış. Bugün ayakta olmasa da onu da biliyoruz mesela Mekke'de bulunan. Birçok insanın eseri var Mekke'de. En çok tabii Mekke'ye damgasını vuran kişi yine Sultan II. Abdülhamit. Bugün hala sapasağlam ayakta duran dev bir Mekke Kız Mektebi. Kız Rüştiyesi, kocaman bir bina. Baktığınız zaman bugünün özel kolejlerine taş çıkaracak kadar dev bir binadır ve süslü bir binadır. Muhafaza ediliyor, koruma altında. Mekke'de Seyit konakları var. Mekke'de Osmanlı'dan kalma çok az sayıda da kalsa Sebiller var. O Mabde Caddesi'ne giderlerse seyircilerimiz görürler. Son Osmanlı valisi Osman Nuri Paşa'nın ikamet ettiği Mekke valilik binası Osmanlı'nın o bile hala ayakta duruyor. Peki Türk'üm deyince ya da neyse Türkiye'den geldim deyince nasıl bir tavır oluyor tarz olarak? Hani Medinelileri anlatmıştınız. Mekkelilerde nasıl bir hal oluyor? Herhangi bir şey ifade ediyor mu Türkiye? Şimdi şöyle orada böyle kökü geçmişe dayanmış insanlar. Mesela ben Mekke Medine arasında bir takım köylere uğradığımda Türkiye deyince bizi böyle bağrına basıp aa bizim dedelerimiz Osmanlı döneminde bu bölgenin vezirleriymiş. Bizim soyadımız işte vezirler ailesidir diyen insanlar oluyor mesela. Ya da Osmanlı döneminde dünyanın dört bir yanı pasaportsuz gezebiliyorduk. Ah vah çekenler oluyor. Mesela Mekke'ye bir gidişimde Mekke'de Seyit Ömer Geylani hala hayattadır. Seyitlerden, Mekkeli Seyitler. Peygamberimizin soyundan gelenler. Omuzlarında böyle onların yeşil örtüler vardır. Bir gün kalktık biz Mekke'de. Onların her perşembe akşamı siyer dersi olur. Hadis dersi. Gidersiniz ve 300 tane adam. Hepsi böyle sakız gibi bembeyaz giyinmişler. Oturuyorlar böyle pırıl pırıl. Hepsi yerde oturmuş. Orada bir divan vardır, sedir. Sedirde sadece 3 kişi oturur böyle. Yeşil örtüler omuzlarında belli. Onlar peygamberimizin soyundan. En ortadaki kişi incecik bir sakalı vardır. Böyle uzun değil. Ve o kişi anlatır. Peygamberimizin soyundan işte hadis dersi yapıyordu ve herkes dinler.
Tabii Arapça bilmediğiniz zaman tam anlayamıyorsunuz ama biz mesela gittik onun yanına ve Türkiye'den geliyoruz dedik. Hemen böyle kenara çekildi. Lütfen yanıma oturun. Bak, herkes yerde otururken sizi sedirde oturtuyor. Ve ondan sonra dedi ki bizim dedi büyük dedelerimiz yani peygamberimizin ve onun getirdiklerine tarihte en çok onlar sahip çıkmıştı dedi mesela en çok. Ve anlattı o döneme ait detayları şunları bunları. Hatta ben size daha ilginç bir şey daha anlatayım. Aradan yıllar geçti. Seyit Ömer Geylani'nin de içinde bulunduğu bir ekip İstanbul'a gelmişlerdi. Bir sempozyuma. Onları ben Topkapı Sarayı'nı gezdirdim. Hmm. Çok ilginç bir hatıram vardır. İşte İslam alimleri, rahmetli Ramazan el-Buti bile vardı ekibin içinde. Gezdik gezdik. En son Mukaddes Emanetler'de o has odanın önüne, has dairenin girişine geldik. İçeriye hadi buyurun girin dedik. O koca koca alimler saatlerdir çocuklar gibi heyecanla bana şey diyorlar. Ben tabii Adalet Kulesi şöyle, sarayın mutfakları böyle diyorum. Milletin aklı şeyde, Mukaddes Emanetler'de. Bizi ne zaman götüreceksin? Beni sıkıştırıyorlar durmadan. En son kapının önüne geldik. Ve geldiğimizde hadi buyurun dedik. Hepsi kaldı. E niye girmiyorsunuz? Burayı heyecanla bekliyordunuz. Dediler ki aramızda seyitler var. Hı, önce onlar. Onların. Vay. Yani o koca koca alimler çekildiler. Seyit Ömer Geylani iki talebesiyle hepsi geldi. Ne yaptı biliyor musunuz? Tam kapının önüne durdu. Bak hiç unutmam. Hatta İber Ortaylı da o günlerde sarayda vazifeliydi. O da geldi. Hoş geldiniz dedi onlara. Kapının bu tarafında İlber Bey. Bu tarafında ben. Buyurun dedik. Seyit Ömer Geylani eğildi. Ayakkabılarını çıkardı. Ve yalın ayak girdi içeriye. Osmanlı döneminde Hırka-i Saadet Dairesi'ne ayakkabıyla girilmezdi. Hmm. Biz bugün ayakkabıyla girmeyi geçtim. Yani turistlerin ne kılık, kıyafeti, şusu, busu hiçbir şey. Herkes yani ayağındaki özür dilerim böyle donuyla giriyor adam mesela. Halbuki ben geçen hafta Kudüs'e gidiyorum. Başına kipa ya da şapka takmadan ağlama duvarına sokmuyor seni. Ya da Kıyamet Kilisesi'ne giriyorum. Oradaki papaz diyor ki erkekler başı örtülü giremez kiliseye diyor. Şapkanı çıkartıyor bana. E bakıyorsunuz ayakkabıyı çıkardı. Yani bizim unuttuğumuz bir adabı bize hatırlattı ama hiç kırmadı. Bize bir şey demedi. Kendisi yaptı sadece onu. Evet bu anlattığınız üzerine bir soluklanalım. Peki. Birazdan devam ediyoruz. Talha Uğurlar'la Mekke'yi konuşuyoruz. Az bir zamanımız kaldı. Kabe avlusunda mukaddes hatıralar çok. Ama özellikle şunu sorayım mesela. Kabe'nin hangi duvarına bakarak Hazreti Peygamber namazını kılardı? Bunu bir anlatın. 70 peygamberin mezarı orada demiştiniz. Belki bundan bahsetmek istersiniz. Buyurun söz sizde. İşte insan oraya bilerek gittiği zaman betonlar kalkıyor biliyor musunuz gözünüzün önünden. Yani bir anda siz Asr-ı Saadet döneminde oluyorsunuz ve her köşe başına sahabeyle musafaha eder gibi oluyorsunuz. Şimdi Kabe'nin avlusundayız. Kabe'ye baktık. Bir dönem Kabe'ye Peygamber Efendimiz de orada hayattayken bakıyordu, ibadetini yapıyordu. Genelde Peygamber Efendimiz namazını kılarken Kabe'nin Hacerül Esved ile Rüknü Yemani dediğimiz o iki köşesinin arasındaki duvarı tercih edermiş. Şuradan... Evet. Hemen buradan bakalım mesela şöyle. Şu Hicr-i İsmail dediğimiz avluyu düşünürsek Hacer-i Esed tam şu köşe. Rüknü Yemani de şu köşe. Tam şu gördüğümüz duvar yani. Şuradaki duvar. Neden orayı tercih ediyordu? Birkaç neden var. Bir tanesi o günlerde kıble Kabe değildi. Kudüs Mescid-i Aksa'ydı. Ama Peygamberimizin gönlü Kabe'ye yönelerek namaz kılmaktan yanaydı. Ama Allah bu emri vermediği için Kudüs Mescid-i Aksa'ya dönmesi gerekiyordu. O duvarı önüne aldığında hem Kudüs Mescid-i Aksa'ya dönmüş oluyordu hem de Kabe'yi önüne almış oluyordu. Bu birincisi. İkinci sebepse bu gördüğümüz mesela Hicr-i İsmail'in tam bu tarafında Darun Nedve dediğimiz Mekkeli müşrik reislerin oturdukları, toplandıkları bir bina vardı. E tabi Ebu Cehil orada, Ebu Leheb orada, Ebu Sufyan orada. Peygamberimiz de tam zıt taraftaki duvarda namazını kılıyordu ki kendisini görüp de onların bir zararı kendisine ilişmesin. Çünkü Efendimiz orada gördükleri zaman bulaşıyorlardı. Sıkıntı meydana getiriyorlardı. Hatta bir ara hatırlayacaksınız, affedersiniz deve işkembesi koymuşlardı üzerine o derece. Hazreti Fatıma gelmiş ağlayarak temizlemişti üzerinde. Yani sıkıntı veriyorlardı. Onlardan kurtulmak, halas olmak için tam karşı duvarı tercih ediyordu. Aman gözlerden ırak olayım diye onların. Böyle bir neden vardı. Hatta o gösterdiğim duvarın tam arka tarafında Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evi vardı. Nereden biliyoruz? Ümmü Hani diyor ki kendi hatıralarında.
Ben diyor kendi evimin penceresinden Efendimizin diyor namaz kılarken okuduğu surenin duanın sesini duyardım diyor. Demek ki ev o kadar yakınmış. Eskiden Kabe'nin etrafı o kadar açık değildi. Kabe daha bir evlerin arasındaydı. Evler daha bir yakındı Kabe'ye. Ümmühani zaten Efendimizin miracı çıktığı ev de o evdi. Miracı yükseldiği o amcasının kızının evi. Oradan biliyorsunuz Burak'la Kudüs Mescid-i Aksa oradan da refrefle göğe yükselecek. Şimdi bir Kabe'nin iç avlusunun hatıraları var. Bir de Kabe'nin dış avlusunun hatıraları var. Yani ona girersek şurada bir 10 saat falan konuşmamız gerekir. Mescid-i Haram'ın dışı yani. O zaman isterseniz Mescid-i Haram'ın dışını bir başka programa bırakalım. Çünkü fazla vaktimiz kalmadı. Mecburen araya gireceğim istemeyerek. Semure ağacından da bahsedelim mi? Çok kısacık hani onunla da bitirmiş olalım. Olur. Yani bilen insanın her bir adımı, her bir bakışı sizin zihninizde ciddi bir tefekkür derinliği oluşturuyor demiştim. Bitki örtüsü de öyle. Şimdi geziyorsunuz çölde. Ya çölde gezerken peygamberimizi bana ne hatırlatabilir? Bildiğiniz zaman bir sürü şey hatırlatıyor işte. Semure ağacı bunlardan bir tanesi. Semure ağacı Arabistan'da bizim Salkım Söğüt'e en çok benzeyen, en çok gölge veren ağaç. O en sıcaklarda yaprakları oluyor. Ve hatta bugün bile bir yerde semure gördüğünüz zaman altta bir araba vardır. Gölgesine araba park edilmiştir. Peygamberimiz de o ağacı çok seviyor. Gölge veren bir ağaç olduğu için. Yolculuklarında onun altında konaklıyor. İbadetini orada yapıyor. O ağacın altında konaklarken bile dua edip onun şükrünü eda etmeden oradan ayrılmıyor. Evet çok güzel. Sizin kitaptan bir hatırayla ben noktalamayı arzu ediyorum. Onu bulursam tam Mekke'nin girişinde okumuştum. Evet kitap hatırlatalım. Mekke Medine Talha Uğurlayel'in Peygamber Efendimiz'in izinde. Muhammed İkbal'den çarpıcı bir hatıra. Muhammed İkbal haçtan gelenlere oralardan ne getirdiniz diye soruyor. Şimdi ne akla gelir işte tesbih, takke, ne olur hurma falan, seccade. Bu cevapları alınca da diyor ki ah keşke oralardan tesbih yerine Hazreti Peygamber'in güzelliklerini, takke yerine Hazreti Ebubekir'in sıdkını, seccade yerine Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın hilmini, şefkatini getirebilseydiniz diyor. Keşke diyoruz. Ve isterseniz siz bir Ramazan mesajı verin. Bilmem şimdi içinizden ne geçerse izleyicilerimize öyle veda edelim. Ramazan aslında bir yenilenme. Böyle bir insanın kendisini aşmak arzu ettiği, ben şunları şunları yapacağım dediği şeyleri yapmaya başladığı bir dönemdir. Osmanlı'da padişahlar huzur dersleri verirlerdi. Koca koca padişahlar otururdu böyle, hocalar gelirdi onlara ders verirdi. Huzur dersi gibi. Ramazan böyle bir yenilenme dönemi ise insanlar hayatlarına ait bir takım güzellikleri, amaçladıkları, hedefledikleri güzellikleri Ramazan'da başlayabilirler ve Ramazan'dan sonra da buna devam edebilirler. İnşallah bu kutlu zaman dilimi hepimiz için arzu ettiğimiz bir güzele ulaşmada vesile olsun diyorum. Biz de ne diyelim amin. Teşekkür ederiz. Çok mersi Talha Uğurlayel. Ve kutsal yolculuğu izlediniz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.